Geç kalmıyoruz değil mi? Yok canım, daha yarım saat var, merak etme. Ya ne zamandır bir Fransız filmine gitmemiştim. Truffaut'u sever misin? Başka neleri vardı, bir hatırlatsana. 400 darbe var mesela. Hatırlıyorum, Fransa'da izlemiştim, çok güzeldi. Filmden sonra bana gidelim. Bu gece bende kalsana. Ya hadi Lale, düşünme, kal işte. Ben o zaman şuradan eve bir telefon açıp haber vereyim. Tamam. Geç kalmıyoruz değil mi? Yok canım, daha yarım saat var, merak etme. Ya ne zamandır bir Fransız filmine gitmemiştim. Truffaut'u sever misin? Başka neleri vardı, bir hatırlatsana. 400 darbe var mesela. Hatırlıyorum, Fransa'da izlemiştim, çok güzeldi. Filmden sonra bana gidelim. Bu gece bende kalsana. Ya hadi Lale, düşünme, kal işte. Ben o zaman şuradan eve bir telefon açıp haber vereyim. Tamam. Evet, espressolarımız hazır. Evini çok seviyorum Güzide. Her geldiğimde yeni bir detay keşfediyorum. E o zaman daha sık gel. Gelirim valla. Kahvenin yanında çikolata çok iyi giderdi ama ne yazık ki kalmamış. Boş ver, yemesek daha iyi zaten. Daha sonrası için de çok güzel bir Fransız şarabım var. Şarap da mı içeceğiz? E tabii ki şarap içeceğiz. Çorum Belediye Başkanı sonunda işçileri göreve aldı. Hak verilmez alınırmış sahiden. Boşuna o kadar yolu yalın ayak yürümediler bak. Bu yürüyüş bütün memlekette hak arayanlara misal teşkil edebilir. Bazıları hala işçileri suçluyor baba. Para için yürüdüklerini filan söylüyorlar. Boşver, istedikleri kadar konuşsunlar. Onlar insan ahlakından, insan azminden haberi olmayanlar. Bir de parasızlık, işsizlik nedir bilmeyenler tabii. Bizim fakülteden çocuklar da gözaltına alınmışlardı abi. Haberim var, onlar da bırakıldılar. Nasıl bir hoca olacaksın çok merak ediyorum. Sevilen bir hoca olacağı kesin. O talebeler insana pabucunu ters giydirir vallahi. Neyse, bir an evvel Kıbrıs Çağı gidip geldi. Ama bir mevzuyu netleştirmemiz lazım. Hangi mevzuymuş o? Bizim nişan ne zaman olacak? Aa, nişan da nereden çıktı? Nereden çıkacak Sevin? Gidip kızı istedik, iş orada kalacak mı? Elbette arkası gelmeli. Artık bunu düşünmemiz lazım. Ne bileyim, nişan filan birden tuhaf geldi. Lüzum var mı? Bilmem. Galiba böyle şeyler kızlar için mühim. Ha, anladım. Aile istiyor. Ben de istiyorum. Hemen bir güne karar veririz ama nikah için acele etmeyin. Şu işin gücün bir otursun bakalım. Evet, haklısın baba. Ben de senin gibi düşünüyorum zaten. Ben Melahat'le konuşurum. Sen dönünce nişanı yaparız, tamam mı? Tamam. Bu ikinci şişe. İkinci şişemiz. Ay, iyi ki abimler gelmedi Güzide, yoksa bu kadar eğlenemeyecektik. Belki de daha çok eğlenirdik, kim bilir. Bak, o da olabilir. Ay. Ay. Nasıl tanıştılar? Kimler? Necdet'le Yasemin. Ha. Bilmem. Yani biz hepimiz birlikte büyüdük. Onun için nasıl tanıştığımızı hiç hatırlamıyorum. Herhalde doğduğumuzdan beri bir aradayız biz. Ne güzelmiş. Ya. Yasemin'le ben hep çok yakındık. Ama abimle evlilik kararları hepimiz için sürpriz olmuştu. Aa, öyle mi? Neden? Çünkü Yasemin başkasına aşıktı. Hem de nasıl? Çok şaşırdım.
Ben onları hep birbirlerinin ilk aşkı diye düşünmüştüm. Peki Yasemin'in sevdiği insan ona aşık değil miydi? Çok seviyordu üstelik. Peki neden yürümedi? Öyle şeyler yaşandı ki birlikte olmaları imkansızdı. O da abimle evlendi. Sonra bu sebeple Yasemin'le benim aram açıldı. Onun samimiyetinden şüphe etmiştim. Aman, uzun hikaye. Seni bunlarla sıkmayayım, boş ver. Ya hayır, sıkılmıyorum canım. Hadi çok merak ettim, anlat. Zaten gece daha çok uzun. Zaten şimdi mutlular. Rüya da var. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.